TRT'nin anchorman Erhan Çelik de o gün orada köpeğin ısırdığı gurbetçiyi kurtarmaya çalışırken Hollanda polisinin saldırısına uğradı. Yalnız Erhan'ın mücadelesine bayıldım Ömür. Evet, Erhan da bağlanacaktı ama evet, uçakla bugün bu dakikalarda dönüşte olduğu için bağlanamıyoruz. Erhan'a buradan selam olsun, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. O görüntüleri izleyelim, gelsin Erhan'ın görüntüleri. Evet, TRT Haber anchorman'i Erhan Çelik, değerli izleyenler, köpeğin ısırdığı gurbetçiyi kurtarmaya çalışırken saldırıya uğradı. Biraz ileriye alalım o itme anı, polisin gelsin, hemen kısaca yorumlarınızı alalım. Şimdi Erhan oraya görevini yapmak için gitmiş ama yerde yatan o köpeğin saldırısına maruz kalan çocuğu görünce mikrofonu falan filan, yani hiç umursamıyor. Yani orada görevli falan, her şeyi bırakıp insanlık adına bir şey yapıyor. Erhan normalde dosya haber yapmak için oraya haber gidiyor. Fakat sıcak işin haberin içinde buluyor kendisini. Bak, haber de olsa, görev de olsa, mevzuat da olsa, biraz önce de söyledik ya, birazdan da söyleyeceğiz. Ama İnsanlık devreye girince başka bir şeyler oluyor. Şimdi oradaki Hollandalı o polisin yaptığını görüyor musun? Hep köpeği, hep köpek ve çocuğu saldırtıp Erhan'a da darp ediyor yalnız orada, bak itiyor tabii, adamı tabii, yani. Erhan'ı da darp ediyor. Erhan da gözünü bundan sakınmaz. Muhabirlikten gelme bir adamdır. Yani bizim şov haberde biz birlikte çalıştık. O Ankara'daydı. Yani adam zaten orada yerdeki bir mazluma yardım ederken dahi haberciliği düşünmezken o yaptığına bakar mısın? O faşist bir polis mi? Orada job yiyor. Erhan da job yiyor. Erhan da orada darp edilmiş. Büyükleşmiş olsun ama helal olsun. Erhan'ın bu dik duruşunu seviyorum. Ben mesela darbe gecesi hiç unutmam. Bak, darbe gecesi hiç unutmam. Marifet iltifata tabidir. Tabii ki de. Yani bazıları işte Erhan Çelik TRT'ye nasıl olur vesaire. Olur kardeşim, olur. Niye, reytingleri de iyi gidiyor canım. Olur, reytingi vesaire olur. Neden olur biliyor musun? İlk attığı tweet'i biliyorum ben Erhan. Darbe o sıkı yönetimdeki o bayan spiker. Tavrını orada koyuyor. Bayan spiker daha o metni okur okumaz Erhan tweet attı. Biz Erhan'a takipleşiyorduk o zaman. Hemen dedi ki, beni kafama sıktırır, kendimi öldürtürür, o metni okumazdım dedi. Ha. Ömür, çok önemli. Bak, çok önemli abi bunlar. Yani dik duran, aferin, aynı tavrını, aynı milli dik duruşunu orada da göstermiş. Helal olsun, takdire şayan bir tavrını. Erhan'ın bir de Instagram'da paylaştığı Türk bayrağı açan bir hanımefendi var orada, gurbetçi. İşte bakın, büyütelim bir. Çok güzel bir fotoğraf çok güzel bu. Fotoğraf. Diyor ki, Hollanda polisinin bu yiğit Türk kadınına şaşkın bakışlarını çok asla unutmayacağım. Erhan Çelik bu fotoğrafı Hollanda'dan paylaştı değerli izleyenler. O gece Rotterdam'da bir Türk kadını bayrağı açmıştı ve ortaya bu fotoğraf çıkıyordu. Erhan da Instagram sayfasında fotoğrafı paylaştı. Bak, değil Hollanda polisi. Hollanda polisi, bürokratı, siyasetçisi, yönetimi, bu faşist yönetimi, birleşseniz topunuzun yüreği o bayrak açan ablam kadar edemezsiniz işte. Türk Anadolu Ajansı muhabirine de saldırdılar, habercilere saldırdılar, haber muhabirine, ekibine saldırdılar. Hepsine saldırdılar. Hepsine geçmiş olsun diliyoruz buradan. Ömür, şunu Avrupa'daki kardeşlerimiz şunu bilsinler. Şu an bizim biliyorsun Avrupa'da inanılmaz bir kitlemiz var bizim. İnanılmaz bir kitlemiz var. Evet. 5 milyon Türk yok mu şeyde, Almanya'da? Hayır, bizim izleyicilerimiz diyorum. Ha, bizim seyircimiz. Bizim Avrupa'da izleyenimiz çok fazla. Evet. Biraz saat farkından biz hiç mağdur oluyoruz ama. Saat kurup kalkıyorlar, Allah razı olsun. Evet. 6'da kalkan var ya bizi izlemek için. Şimdi Azerbaycan'da izleyen çok fazla kardeşlerimiz var. Azerbaycan çok ciddi tepki gösterdi bu arada. Teşekkür ediyoruz. Yani şimdi bizim önümüzdeki süreç, ben biraz daha gerileceğine inanıyorum. Biraz daha evet çıktıktan sonra çok daha fazla geleceğini inanıyorum. Ben sayın vekil kadar şey değilim, iyimser değilim. Mutlak surette. Biz referandumdan sonra Azeri kardeşlerimizle, Kafkaslar ve oradaki Türk kardeşlerimizle çok daha fazla sıkı fıkı olmak olmak zorundayız. Avrupa'daki kardeşlerimizle onların örgütlenmesi noktasında, çünkü zaman zaman tepkiler, demokratik tepkilerimizle gösterme adına İnanılmaz güzel bir örgütlenme ağı kurmak lazım. Evet. Avrupa'daki kardeşlerimize müsteri olsun. Onların saçının teline zarar gelse biz kendi canımıza gelmiş gibi addederiz. Bravo. Müsteri olsunlar. Çok güzel.